Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yine bugün size yepyeni bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Tığımın numarası 21. Bu şekilde arkadaşlar ipimde gördüğünüz gibi inceli bir model modelimiz çok ıı, tek sırada biten çok zarif çok beğeneceğiniz bir model olacak arkadaşlar modelimiz bu şekilde önceden incilerimizi diziyoruz hele de arkadaşlar tek renk yazmalara çok yakışan bir model modelimiz bu şekilde arkadaşlar ve Gördüğünüz gibi çok zarif ve narin bir model. Hem görünüşü çok güzel, yapılışı da bir o kadar kolaylıkla yapacağınız bir model. Dediğim gibi tek renk yazmalara pembe, mor, yeşil yaparsanız aynı renginden bu şekilde şahane bir örneğiniz, oyalı tülbentiniz olur arkadaşlar. Evet, ilk önce her zamanki gibi kişi zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra incilerimizi diziyoruz. Kıvlama bittikten sonra incilerimizi ipe geçiriyoruz ve modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz ve bir tane arkadaşlar zincir çekiyoruz dibine. Bu zincirimizin sebebini her fırsatta söylüyorum. Örümceğimizin açılmaması için. Şöyle arkadaşlar orta boy bir örümcek yapıp Bu şekilde 1 2 3 Tığımızın başını 3 defa doluyoruz örümceğimizin üzerine Buradan da 3 tığ battı sayıyoruz 1 2 3 4. tığ battımın içine 1 2 2 2 Sıkı sıkı şekilde arkadaşlar Bu şekilde bir trabzanımız Hazır Trabzanımızın üzerine şimdi buradan 4 tane ince alıyorum. Akıtıyorum boncuklarımı bu şekilde. Dördünü birden buraya şöyle sıkı bir şekilde kapattım arkadaşlar. Şöyle parmağımla sağa doğru ittirip yapmış olduğum trabzan arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. sabitlemiş oldum hem de boncuklarımı. Buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Sıkı sıkı 7 tane bu şekilde arkadaşlar sık iğne yaptım. Hemen yanındaki tığ battımın içine bu şekilde kapatıyorum. Sık iğnemin içine kapattım destek yaptım trabzanıma. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir tane zincir çekip dibine yine aynı büyüklükte şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin boyutu bu kadar arkadaşlar. Ve dönüp bu dört tane boncuğumuz vardı ya arkadaşlar. İncimiz. Bunun ikisini bir tarafa ikisini bir tarafa olacak şekilde tam ortalarından ilmeğimi girdim. Buraya örümceğimi sabitledim. Bir zincir çektim. Düz yüzüne tekrar döndüm. Bakın arkadaşlar örümceğimiz iki kanadından hemen şu şekilde girip bu bir zincirimi örümceğimin içine sabitledim. Örümceğimizin içine döndük. 5 zincir. Buraya birinci kirpik olarak kapattım. Örümceğimin içine Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi kapattım buraya. 2. kirpiğim oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Bu 5 zincirim de arkadaşlar yine örümceğin iki kanadına kapatıp bu da 3. kirpiğim oldu. Geri kalan kısmına sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buraya da 7 tane sık iğne aldırmaya çalışalım. 3 çünkü öbür örümcekler hep 7 sık iğne. Bu da onunla aynı müsavi olsun ki hoş dursun. 4 5 6 ve 7 Evet arkadaşlar. Zaten eliniz alışınca aynı büyüklükte örümceği yapacaksınız. Ve içine de zaten 7 tane sık iğne girecek. Tekrar yandaki aynı değil bir yandaki tığ battığımın içine bu şekilde sık iğne yapıyorum şöyle bir zincirimi de çekeyim Evet arkadaşlar şu şekilde ipimiz önümüze düşmez bu şekilde arkadaşlar bakın hepsi birbirine örümcek açısından bu sık iğne açısından hep uyumlu olsun ki işiniz düzgün ve muntazam olsun bu ütülü hali değil arkadaşlar hiç ütülemedim video yetiştirmek için çok da hoş gözüküyor o yüzden hemen video çekim için oturdum size model çıkarmak için. Şimdi biraz daha yapalım arkadaşlar. Bir zincirimizi çekmiştik arkadaşlar. Tekrar örümcek yapıyoruz. Şöyle orta boy. Ne büyük ne küçük arkadaşlar örümceğimiz. Şu boyutta orta boy. Tığımızın başına yalnız 3 defa doluyoruz. 3 tane de tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine bu şekilde 1, 2, 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Ve bu trabzanımın üzerine arkadaşlar dört tane ince alıyorum. Bu şekilde 4 tane incimi akıttım. 4 incimin dördünde burayı buraya arkadaşlar trabzanımın üzerine kapatıyorum sık iğne ile. Şöyle sıkı sıkı kapatalım ki arkadaşlar sıkı kapanan buraya battığım zaman ikisini bir tarafı ikisini bir tarafı açılma olmasın şöyle bakın orta parmağımla hemen sağa kaydırıyorum şöyle rahat bir şekilde trabzanıma sık iğne yapıyorum dediğim gibi trabzanın sık iğnesi 7 tane 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar benim telefonum gece şu galiba. Gündüzleri çok bozuk bir kamera çekiyor. Geceleri fena değil arkadaşlar. Çok da şahane olmasa da en azından gündüzün o çözünürsüzlüğü yok. Şimdi tekrar arkadaşlar bir zincir çektim. Bu şekilde. Buraya yine bir orta boy örümcek yapıyorum. Örümceğimi kapattım. Ters tarafına döndüm. İşimin örneğimin modelimin ters tarafına döndüm. İki tane bir tarafta iki tane bir tarafta ortadaki ipten girdim kapattım buraya tekrar bir zincir çekip dönüyorum arkadaşlar yemenimin düz tarafındayız yine ikisini ayırıp bu şekilde arasına bir sık iğne yapıyorum ve kapattım buraya bir Başına bir tane sık iğne yapmamın sebebi şu kirpiklerim arkadaşlar daha düzgün duruyor. Direkt 5 zincir çekip dönsem bu kadar muntazam kiprik olmuyor. Bu sola sola yatık bir kiprik oluyor. İlk kipriğimin düzgün olması için bir zincire dönüp sık iğne batıyorum. Bu bunun püf noktası arkadaşlar. Buna yaparsanız sizin de böyle dik ve güzel kiprikleriniz olur. Ben hiçbir şey saklamıyorum arkadaşlar sizlerden. Bu modellerde örneklerde bildiğim kadarıyla elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Direkt 5 sence çekip döndüğümde bu şekilde güzel kepçiklerimiz olmadığını siz de anlayacaksınız. Yaptığınız zaman farkı anlayacaksınız yani ikisinin arasındaki. Bu şekilde 5 tane kirpiği yaptım. Geriye kalan örümceğime de 7 tane sık iğne doldurarak öbürkiyle aynı seviyede olmasını sağlayacağım. Hepsi bir kalıptan çıkmış gibi arkadaşlar. Fabrika işi gibi şöyle güzel muntazam bir işiniz olsun. Adetler sayılar birbirini tutsun. 5 6 7 Bu şekilde 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ya hemen dibindeki değil de bir yanındaki. Buraya değil buraya. Çünkü açısının arkadaşlar üst üste binmesini istemediğimiz için yanına batarsak daha muntazam işimiz gözükecek. Bu şekilde. Evet, iki tane yaptık sizlerle arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. Umarım anlaşılır bir video olmuştur, faydalı bir video olmuştur. Yine bir zincirimin üzerine bir tane şöyle orta boy bir örümcek yapalım. Bu şekilde. 3 defa arkadaşlar. 2 3 Tığımızın başında 3 tane ilmeğimiz var. Dolamamız var. 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battıma. 1 2 2 2 2 Bu şekilde şimdi tepesine 4 tane ince alıyorum. Evet arkadaşlar. 4 olması da önemli sayının Dalıp 3 ya da 5 almayalım. Bu şekilde iyice sıktırdık. Döndük yine trabzanımızın içine. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğnemizi yapınca bir yanındaki tığ battığımıza bu şekilde kapatıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum örümceğimizin dibine. Bu şekilde orta boy örümceğimizi de yapıp Geri dönüyoruz yemenimizin ters tarafına. Ortasından şöyle girip kapattım. Bir zincirimi çekiyorum tepesine. Düz yüzüne döndüm. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekilde görünmese bile hani incilerden örümcek. Bu şekilde yaptığınız takdirde bütün örümceğin e, şeyler ipleri ortaya çıkacak. Bu şekilde yaptığınızda hemen oradan ikisini rahatlıkla kavrayabilirsiniz. 5 zincir çekip 3 tane kirpik yapıyorum buraya. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde buraya kirpiğimi kapattım. 5 zincir kapattım buraya örümceğimi. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım arkadaşlar örümceğimin içine. Geri kalan bu örümceğimin içine 3 kirpikten sonra buraya 7 tane sık iğne 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğnemi bu şekilde yaptım ve yandaki tığ battıma da bu şekilde kapattım bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi koparıyorum ipimizi yakalım arkadaşlar gelelim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu Yapımı da gayet rahat. İnsanı zorlamayan bir model arkadaşlar. Hani insan der ya tamam ben bu modelden yapacağım. Hemen o modelden oldu arkadaşlar. Hemen yapmak istediğiniz bir model oldu. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.